Elif Tümen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel ve tüm teşkilatları ile birlikte atanın üzerine Anıtkabir'e doğru ilerliyor. Yürüyüş Güven Park'tan başladı. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları ile birlikte, tüm teşkilat üyeleri ile birlikte Güven Park'ta buluştu. 81 ilden gelen teşkilat üyeleri ki Antalya, Edirne, Diyarbakır, Karadeniz teşkilatları hepsi Gençlik ve Spor Bayramı'nda atanın huzuruna Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yürümek için Ankara Güven Park'ta bir araya geldi. Yaklaşık 1-1,5 kilometre uzunluğunda bir kortej, binlerce kişi bir araya geldi ve en önde CHP lideri Özgür Özel'i görebiliyoruz. Özgür Özel gençlerle birlikte, gençlik kollarıyla birlikte kortejin en önünde Anıtkabir'e doğru ilerliyor. 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı meşale, yurdun dört bir yanında gençlere armağan edilen bu bayramda elbette kutlamaların merkezi başkent Ankara, ilk resmi tören Anıtkabir'deydi. Sabah 9 itibarıyla ve kentin birçok noktasında da hem belediyeler, hem Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla, hem de elbette siyasi partilerin organizasyonları var, kutlamaları var ve bu yürüyüşte de Anıtkabir'in artık giriş kapısına doğru kısa bir mesafe kaldı. Saat 10'da başladı yürüyüş ve şu an saatlerimize bakıyoruz. 11-15, yaklaşık 1 saat 15 dakikadır kortej yürüyüşünü gerçekleştiriyor. CHP lideri Özgür Özel'le birlikte tabii teşkilatta çoğunluğu gençlikten oluşuyor, gençlik kollarından. Ancak vatandaşların da yoğun katılımı söz konusu. Özellikle yürüdüğümüz bu cadde, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıtkabir'e çıkan yollarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel bu yürüyüşüne camlardan, balkonlardan Türk bayraklarıyla eşlik edenler, selam verenler, bu korteje katılanlar da oldu. Hatta Murat Kurtul'dan rica edeyim, şöyle bu tarafta balkonda bakın el sallayanlar bayrakları ile birlikte eşlik edenler de var. Başkent elbette 19 Mayıs ayrı bir önem tutuyor, ayrı bir coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bayramı bu kapsamda tamamen Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bayraklarıyla donatıldı kentin dört bir yanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel bu yürüyüşünde de elbette yalnızca Atatürk, Türk bayrakları ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrakları var. Tabii bu yürüyüş biraz uzun bir yürüyüş, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir yürüyüş. Aynı zamanda Atatürk'ü anma, Gençlik Bayramı olduğu gibi tabii Spor Bayramı bu kapsamda güzergahta biraz uzatıldı. 3,5 kilometreye çıkartıldı bu yürüyüş, ancak tamamlanmak üzere Anıtkabir'in giriş kapısına artık varmak üzere Özgür Özel ve beraberindeki heyet. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer kurmayları da burada. Belediye başkanları burada, genel başkan yardımcıları burada, ancak kortejde ağırlıkla Özgür Özel beraberinde gençlerle yürüyor. Gençlere adanmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adadığı bugün de gençlerle birlikte Anıtkabir'e de varmak üzere. Alınan tedbirlerden de bahsedelim. Elbette coşkulu bir kutlama, ancak bu yürüyüşün sorunsuz bir şekilde tamamlanması için Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları tabii hazırlıklarını yaptı. Aynı zamanda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün de hazırlıkları vardı. Bu cadde ve sokaklara çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı ve tedbirler sıkı tutularak bu yürüyüş gerçekleştirildi ve tamamlanmak üzere. Tabii Özgür Özel birazdan gençlerle birlikte atanın huzuruna çıkacak, Anıtkabir'e giriş yapacak. Mozele'ye Aslanlı Yol'dan yürüyüş tamamlandıktan sonra atanın mozelesine çelenk bırakılacak ve Anıtkabir özel defterini imzalayacak Özgür Özel. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yürüyüşte yoğun ilgi olduğunu da söylememiz gerekiyor. Hem teşkilatlardan, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinden, hem de vatandaşlardan yoğun bir ilgi var. Şu dakikalarda yol biraz genişlediği için daha rahat yürünebiliyor, ancak yolun daraldığı noktalarda biraz zorlanıldı yürüyüşün daha rahat ilerlemesinde. Çünkü oldukça büyük bir kalabalık var. Geçtiğimiz yıllara göre bu biraz daha zordu. Şu anda evet, o zorluklardan birine de tanık olduk. Ne yazık ki bir basın mensubu
Tabii bu zor şartlarda geri geri yürümeye çalışıyorlar. Biri düştü. Özgür Özel de hatta yardımcı oldu kendisine. Kaldırdı. Anıtkabir'in kapısına varmak üzereyiz. Özgür Özel birazdan atanın huzuruna çıkacak diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.